Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Müzik Onir'den ben Cüneyt Diktaş, biliyorsunuz zaten beni. Milyonlar biliyor yani. Öyle bir saçma bir espri yaptım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Başak Zorlu, Yesser abla ve bir diğer kişi demiş. Üçünüze de hoş geldiniz diyorum. Yesser abla normalde hep bizim katılanlardan, müdavimlerimizdendir. Sevgiler, selamlar ama bugün saatimizde birazcık röter yaptık. Konuğumuzun trafiğe takıldığını duydum. O yüzden de herhalde mesajlaştık. 2-3 dakikaya burada olur. Peki kim konuğumuz? Bugün değişik bir konu konuşacağız. TikTok magazinin kurucusu Deniz Yıldız bizlerle birlikte olacak. Güzel bir sohbet olacağına inanıyorum açıkçası. Çünkü benim çok merak ettiklerim var. Sizlerin de merak ettiği şeyler varsa sorulara yazabilirsiniz. Bu arada nasılsınız? Pandemide hayat nasıl devam ediyor? İyi gidiyor mu arkadaşlar? Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ben lafları çok duyuyorum bu sıralar. Sıkıldım. Evet, yani herkes o sıkılganlık var ama yapacak bir şey yok. Kendinize mutlaka uğraş bulun. Müzik dinleyin, şarkı sözü yazın. Müzik Onir'le paylaşın şarkı sözlerinizi, şarkılar söyleyin, resim yapın. Vesaire, bir şeylerle uğraşmak zorundayız yani. Yapmak zorundayız. Tabii birçok sektör oturuyor evde. Birçok sektör durgun vaziyette. Ama hiçbir şekilde vakaların da tam anlamıyla inmemiş olduğunu görüyoruz. Yapacak bir şey yok şimdilik. Rize'den selamlar, sevgiler demiş. Ayça penaltı gol dedi. Neye dedi anlamadım. Çok iyiyiz, tahmin edemeyeceğin kadar diyor. Yester abla, ben de çok iyiyim. Güzel enerjilerimizi yolluyoruz birbirimize. Süperiz arkadaşlar. Vallahi şunu söyleyeyim. Ben her zaman şundan yanayım. Birbirimizin enerjisini yükselteceğiz. O zaman her şey daha iyi gidecektir. Gülşen'in bir şarkısı vardı. O çok güzel. Başkalarının üzüntüleriyle sevinip övünenler. Aslında insanlığını kaybedip gizlice dövünenler. Dostunun aşkının her hücresini tek tek sömürenler. Kötü kalpli plancı, sevgi düşmanı, çok sayın kara kediler. Çok güzel bir şarkıdır. Ayça Fatih Yürek. Fatih Yürek'i çağırdık Ayça. Fatih Yürek'e mi aşıksın? Fatih Yürek'i mi seviyorsun? diyelim bakalım. Ahmet, Aysel. Teşekkür ederim arkadaşlar. Abi lütfen beni yayına alır mısın demiş Selçuk. Selçuk bugün yayına almadığı konuğumu bekliyorum. Konuğum geldikten sonra harekete geçeceğiz. Programımıza başlayacağız. O yüzden buradan yaz bir merhaba de. Ben de sana merhaba diyeyim. Öyle ilerleyelim. Evet. Aynen öyle. Oo, Garo Bey geldi Garo. Hoş geldiniz. Merhabalar. Akdeniz. Talha Akdeniz. Merhaba abi, nasılsın demiş. İyiyim, teşekkür ederim. Demet selamlar, sevgiler. Sultan selamlar, sevgiler. İşte böyle arkadaşlar. Biz de bir şeylerle uğraşıyoruz, koşturuyoruz. Yuvarla bugün çok güzel. Anneme dedim ki, anne dedim, yani ekmekleri yapıyorsun, börekleri yapıyorsun. Bunlar kilo aldırmıyor mu? Yo dedi, ne alakası var? Ne alakası var yani dedi. Ben de haklısın, senin bir bildiğin vardır dedim. Sonra ben de yedim arkadaşlar. Bir sıkıntı yok herhalde değil mi? Yediğime göre. Batucan diyor ki konuğumuz kim? Kral diyor. Teşekkür ederim Batucan. Konuğumuz TikTok magazinin kurucusu Deniz Yıldız. Güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani sürprizlerle dolu olabilir. Bak, samimi davranıyorum size. Sürprizlerle dolu olabilir diyorum. Hiç sürpriz olmayabilir yani. Biz çok eğleniriz konuğumla. Gırgır şamata sohbet ederiz ama siz hiç eğlenmeyebilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? Hemen diyeceksiniz ki arkadaşım, seni şu an izlemiyorum. Daha sonra bir daha bakarım diyeceksiniz. Ama onu yazın bir de bana. Ya izlenmek kadar izlenmemek de bir güzel bir şey. Sonuçta kale alınıyorsun. Herhalde ben çok kale alınmamışım yıllarca. İyi ya da kötü kale alınma hoşuma gidiyor sanırım. Bak, yeni bir teşhis koydum kendime.
Evet. Sevgi Meleği 61 merhaba. Annemi kilo aldırmaz diyor Garo. Garo sen kilolarını neyle aldın o zaman? Garo biraz kilolusun yani sen. Ve en azından öyle görüyoruz. Cüneyt süpersin demiş. Teşekkür ederim. Paris. Paris'ten bizi izleyenlere selamlar. Almanya'dan izleyenler var. Selamlar. Sevgiler. Başka var mı yurt dışı? Türkiye'nin dört bir yanından izleyenler var. Selamlar. Sevgiler diyoruz. Yok. TikTok kurucusu değil. TikTok kurucusunu da alırız ama. Chan Chin Chon. Konuşamam ki TikTok kurucusuyla. Ama İngilizce miydir? Onun da İngilizcesiydir herhalde. Konuşuruz. Ben var burada sen hoş gelmek. TikTok kurucusu değil. TikTok magazin kurucusu, Türkiye kurucusu. Evet. Benim kilo problemim var diyenler. İleride bir diyetisyen alacağım. Bu aralar... Evet. Ayça için arkadaşlar herkes Fatih Yüreği etiketlesin lütfen programımıza. Ayça için Fatih Yüreği etiketliyoruz. Sevgili Fatih Yürek. Ayça Yılmaz Soy'u niçin takip etmiyorsun? Sevgili Fatih Yürek. Ayça niçin takip etmiyorsun? Tekrar ediyoruz. Yani olmaz. Ayça istemiş. Değil mi? Evet konuğum geldi. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın Deniz? İyiyim abi ben de teşekkür ederim. Böyle genç birini beklemiyordum açıkçası Deniz. İlk defa gördüm seni. Senin kendi özel şeyin var mı? Instagram'ım var. Medya. Evet var. Ha. Yani seni biz TikTok magazin olarak takip ettiğimiz için seni tam olarak bilmiyoruz açıkçası. Evet. Neredeydin? Trafikteydin herhalde. Evet çünkü biraz geç kaldın ya sormak lazım. Tabii ki tabii. Kusura bakmayın öncelikle. Biraz beklettik. Yoğunluk vardı. Pandemiden dolayı yasaklar falan. Öyle. Neler yapıyorsun peki? Yani yoğunluk vardı derken neredeydin? İş, ayrıca bir iş mi yoksa yine bu işi mi sürdürüyorsun sosyal medya? Ya sosyal medya genelde. Aynı zamanda da okuyorum. Sosyal medya projelerimiz var. Elektrik elektronik okuyorum. Yakın değil mi alanına birazcık? Yani yakın sayılır. Yakın sayılır. Paralel gibi yani çok olmasa aynen. Da. Peki sosyal medya projeleri derken ne gibi projeler var? Anlatılabilecek projeler mi? Önce onu merak ettiklerimi bir sorayım. Şöyle hem YouTube projem var hem de bir ödül gecesi düzenliyorum. Onunla ilgili bir projem var. Daha süper. Çok projem var. Onları ayarlayacağız. Süper bir. Bu TikTok magazin fikri senden mi çıktı ilk olarak? İlk bendim. Ben büyüttüm. Benden çıktı yani. Süper. Vallahi tebrik ediyorum. Peki gelelim şimdi hani böyle TikTok'la ilgili o kadar söylenecek şey var ki bir o kadar da yok. İlk önce senin merak ediyorum. Sen TikTok'la çok içli dışlısındır değil mi? Günde evet. Kaç saat telefondasın veya bilgisayar başındasın? Günümün yarısı ya. Bilgisayar başında, telefon başında. Genelde yorulduğunu böyle bakıyorum. Hissetmiyor musun bazen? Efendim? Yorulduğunu hissediyor musun? Yok seviyor musun? Yok hissetmiyorum. Ya öyle bir yorgunluk yok üstümde. Genel olarak. Bir de şöyle. Şimdi kaç kişi? Bir kişi mi çalışılıyor? 2-3 kişi mi çalışıyorsunuz bu sosyal TikTok magazinle ilgili? Şu an ekibim var. 3 tane. Benle birlikte. Hı-hı. Beraber yürütüyoruz öyle. Süper. Peki tek tek TikTok'ları izleyip onların haberlerini yapıyorsunuz. Yani en baş evet. Program bu bir kere değil mi? Evet. Peki nelerle karşılaştınız? Enteresan olaylar var mı mesela? Merak ediyorum. Enteresan olaylar çok var ya TikTok'ta. Ya olaydan geçilmiyor artık. Aynen. Peki TikTok'u sen nasıl tanımlarsın? Çünkü yani onunla çalışıyorsun. Müthiş bir şeyiniz var. Bu arada kurucularıyla veya o temsilcilerle ekibinden... Evet, görüşmem var. Oo, süper. İngilizce herhalde görüşüyorsunuz onlarla. Yok, Türkçe. Aa, nasıl Türkçe oluyor? Biliyorlar. Biliyorlar Türkçe. Vay, süper. Peki, TikTok'u nasıl tanımlarsın? TikTok'u nasıl tanımlarım? Kullanıldığı zaman güzel bir platform aslında. Yani çekmeyi biliyorsan videoları, güzel işler başarabilirsin. TikTok zaten şöyle söyleyeyim.
sosyal medyada bir yer edinmek istiyorsan bir basamak TikTok senin için. Peki şöyle bir şey. Ben sosyal medyada bir yer edinmek istiyorum. Hı. Deniz'i aradım. Deniz, kanka bana Evet. yardımcı olur musun? Ne yapabiliriz? Abi gel oturalım bir projeyi konuşalım. Bütçen nedir onu konuşalım mı diyorsun? Öyle bir çalışmaların var mı? Şimdi şöyle karşılıklı anlaştığımız var işte, onlar bana destek oluyor, ben onlara destek oluyorum, öyle götürüyoruz. TikToker'larla aran nasıl? Var mı tanıdığın? Çok yani çoğunu tanırım genelde, konuşuyoruz zaten hepsiyle de. Süper, süper. Evet. Bu şimdi peki şeye ne diyorsun? Yani birçok sanatçıyı duyuyoruz böyle. Hı. Yeter ki TikTok'ta çalsın şarkım. Yeter ki Evet. çal. Böyle bir şey var mı gerçekten? Yani kapıları açıyor mu o TikTok'ta çalması? Ya TikTok zaten şarkı üzerine olan bir platform. Yani şarkısız dublaj var sadece. Onun dışında zaten full şarkılı olan bir video. Zaten sanatçılar da bu yüzden giriyorlar TikTok'a diye düşünüyorum. Peki son zamanlarda ünlüler de girmeye başladı veya benim gözüme dikkatli çarptı. Eskiden yok muydu ünlüler diyeceksin. Eskiden sanki yoktu gibi geliyor. Hani biraz yadırgıyorlardı yani TikTok'u. Şimdi son zamanlarda var. Bununla ilgili ne söyleyeceksin? Yoksa eskiden beri yok, vardı Türkiye'de mi biz mi görmedik acaba sevgili Deniz? Ya sanatçılar zaten Türkiye'nin önden gelen isimlerden yani. Herhalde herhangi bir platformda da olsalar yine ismini duyuracak insanlar. TikTok'u da onlar bir basamak olarak kullanıyor. Bence faydalı yani. Faydasını görüyorlar. Hayır ama son zamanlarda sanki değil mi çoğaldı? Evet, son zamanlarda çoğaldı biraz daha. Mesela kimi gördüm? Yılmaz Morgül mesela yeni gördüm sanki. Yani son bir iki haftadır. Evet. Çoğu sanatçı şu anda giriyor yani. Evet. Peki şimdi şu şey olayı var. TikTok o kadar hayatımızda ama bir yandan da en çok çocuklar izliyor gibi geliyor bana. Doğru mu? İzleyici Çocuk kitlesi kitle nasıl? daha çok, evet. Ya yaş kitlesi biraz karışık. Hangi kitleye hitap ediyorsan, hangi kitleye göre video çekiyorsan o kitle seni takip ediyor, seviyor, izliyor. Ama sanki hani işte 1 ile 10 yaşa hitap edeceksin. 10 ile 20 yaşa hitap edeceksin. Belki 25. 25 ile 35 yaş arasına hitap etmek için sanki TikTok çok uygun değil gibi geliyor bana. 25 ile Evet, 35. biraz. Evet, biraz değil. 25 ve 6 değil mi? Doğru. Doğru. Bir de bir şey daha soracağım. Tabii. Bu TikTok'la ilgili şey var. Hani böyle teşekkürler hediyen için diye bağırıyorlar böyle. Teşekkür ediyorum filan böyle çıldırıyorlar. Bunların tam Evet. içeriği nedir? Ne oluyor? Ben çözemedim. Bilmiyorum yani, o yüzden çok konuşmak da istemiyorum şimdi, yanlış anlamaları için. Yanlış İsim söyle anlamasınlar. demiyorum sana canım. Çözemedim derken hani orada bir para mı var? Para mı mevzu var Evet, yani? canlı yayın açtığın zaman sana bir işte hediyeler gönderiyorlar. Onlarda da para dönüşüyor. Para olarak sana geliyor. Peki benim mesela ben birine sana hediye yollayacağım. Benim paramın mı olması gerekiyor yoksa hayır orada bir şeyim varsa yollayabiliyor muyum sana hediye? Jeton olarak çalışıyor. Jeton alman için de para yatırman gerekiyor TikTok'a. Yani insanlar para yatırıyor. Evet. O parayla gidip sevdiği insanlara hediye olarak yolluyor. Doğru mu? Evet, doğru. Vay be. Şaşırtıcı ama süper. Birkaç Ben tane şey yorumlara bakabilir miyim? Böyle sonra soru sormak isteyenler var. tabii. TikTok magazinde kimleri destekliyorsun? Herhalde o kurumsal olarak birini destekliyor muyorsundur yani diye düşünüyorum, değil mi? Ya söylemem yani, sonuç olarak herkes takip ediyor bizi. O yüzden söylemem çok doğru Şahıs olarak olmaz. belki desteklediklerim vardır ama onları da İlla. dile getirmiyorsun. Evet, çok Aynen. Peki söylemem. şunu söyleyeyim. Ne tarzda paylaşımları seviyorsun ve destekliyorsun? Hani komik mi, gerçekten müzikli mi yoksa absürtler var ne Haber bileyim yoksa olarak gel. mı? Yok, şahıs olarak. Mesela ben o tarzları daha çok izliyorum TikTok'ta. Komedi yapanları mı? Hmm. Ya komedi genelde güldürdüğü için insanı pozitif bir enerji salgılıyor. O yüzden komedi daha iyi yani. Ya Daha bazen iyi. şöyle bir videolara bakıyorsun. Gaza getiren videolar da var. Genelde gençler için çok iyi bir şey o. Gaza geliyorsun falan, ben de çekeyim diyorsun. Öyle. Ha. Peki bir de sosyal sorumluluk projeleri var değil mi? Böyle köpek hayvan besleyenler var. Evet, var. Oradan para kazananlar var. Siz peki bunları destekliyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Onlarla çalışmalarınız oluyor mu? Elimden geldikçe herkese destek olmaya çalışıyorum zaten sayfada. Olabildiğimi oluyorum yani. Peki Türkiye'de en çok haber olan TikTok bayan TikToker.
En çok haber olan saymadım ama Cemre Solmaz olabilir. Cemre Solmaz en çok. Peki ne gibi haberleri vardı en son mesela? En son çok hatırlamıyorum ama vallahi hatırlamıyorum şu anda. Tamam. Peki bir de şey erkekleri soralım en çok En çok haber cellat. olan. Cellat. Özgür Cellat. Deniz cellat. Aynen. Kaç yaşında cellat? Ben tanımıyorum. 21 ya da 22 olması gerekiyor. Paylaşım. Kaç milyon takipçisi var? 4,7 milyon. Oo, süper. Süpermiş. Peki bir daha sormak istiyorum bu konuyu daha detaylı. Başarılı olmak için ne gerekiyor? İstikrar mı gerekiyor? Yaratıcılık mı gerekiyor? Yakışıklılık mı? Güzellik mi gerekiyor? Şimdi şöyle illaki uğraş, emek vermek zorundasın hani bir yerlere gelmek için. Tabii ki de bu yerde yaratıcılık da çok önemli. Yani yapacağın videoya bağlı, konsepte bağlı. Ona göre keşfete düşüyor. İnsanlar seni tanıyor, beğeniyor, seviyor, takip ediyor. Böylelikle büyüyorsun. Süper. Bu arada senin de hayranların varmış ya bayağı. Hayranların var senin. Sen bir şeyler paylaşıyor musun? Kendimle ilgili sayfada çok paylaşmıyorum aslında ama tanıyorlar yani beni de. Teşekkür ederim bu arada. Sen de TikTok'ta bir şeyler paylaş o zaman. Benim daha çok YouTube ya da böyle yeni medya tarzında olduğu için Ha. TikTok'a fazla. YouTube'da var mı şu an çalışmaların? Şu an var evet. Gireceğiz Ne mesela? yakında YouTube'a da. Ha, Güzel daha bir gireceğim. Şu an konseptim var çalışma evet. var, gireceksiniz. Şu an çalışma yok. Tamam. Bir de ben de merak ederim. Tabii ki de ne kadar kazanıyorsun diye sormam ama iyi kazanıyor musun? TikToker'lardan daha çok kazanmıyorum. Tabii canım TikToker'lardan dediğin gibi onlar Evet. iyice şeydir. Ya sosyal Aynen. medyada olan herkes kazanıyor yani. Sosyal medya öyle bir platform. Ya Ben niye yani kazanamıyorum? Kanka bende bir sorun var söyleyeyim sana. Sosyal Instagram. medyada olan. Şimdi şöyle Bilmiyorum şey olarak söylüyorum. Hani Instagram, YouTube, ama. TikTok. Hoş TikTok'ta ne paylaştım da ne kazanacağım da. Yani ben öyle sosyal medyadan çok âlâ kazanan hani diyelim sağ olsun Müzik On Air Allah razı olsun hani bir sunuculuk verdi bana. Ondan Güzel. dolayı ama ayrıca bir kazanç çok zor ya. Bana çok zor geliyor. Yani sanki benim tarzım sosyal medya tarzı değil gibi geliyor. Yanlış mı düşün? Herkesin bir tarzı vardır diyebilir misin? Evet, yani mesela bana şarkı teklifi geldi. Benim sesim güzel değil. Ben şarkı yapmayı düşünmüyorum ama yani şarkı çıkartmak istiyorlar benimle ilgili. Ama ben mesela şarkı çıkartamam. O tarz Ha, yani. anladım. O tarz yönden de tabii kazanılabilir. Ben sadece video, komik videolar, paylaşımlar olarak düşündüm. Şarkını burada paylaş, yine kazan diyorsun, değil mi? Aynen. Peki şimdi gelelim bir şeyler varmış. Böyle kurumlar varmış. İzleyici satın alınmalar vesaire. Hani TikTok'ta işte beğeni satın almalar, izleyici satın veya YouTube'da da bu var. Bunlar senin kulağına geliyor mu? Böyle şeyler var mı? Bunlar anlaşılıyor mu? Veya bunları yaparak da para kazanabilir mi insanlar? Daha önce hiç kullanmadığım için pek bilmiyorum ama TikTok'ta yok diye biliyorum. Şöyle çünkü topluluk kuralları çok had safhada. Hani ona dikkat ederler. Direkt yani ban yiyebilir hesabı TikTok kullanıcısı. Bot atıldığını bilmiyorum ama olabilir yani. Sonuçta Instagram'da var. Orada da olabilir. Aynen. YouTube'da da var. Peki bir de şeyi soracağım. Sen sosyal medya projeleri üreten birisin. Evet. Bu TikTok dışında mesela şeyi soracaktım. Birkaç soru üst üste geliyor. Sosyal şeyler var ya WhatsApp gibi örnek vereyim. Şimdi bir tartışma Evet. konusu oldu ya bu WhatsApp'ı kullanmalıyız, kullanmamalıyız. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Zaten herkes Telegram'ı indirdi ondan sonra da. Öyle bir oldu bir Telegram, şeyler. Beep, Evet. ondan sonra Signal galiba. O tarz şeyleri. Sen de indirdin mi her ihtimale karşı? Ben Telegram indirdim evet. Ama WhatsApp'ı silmedim yani. Ben okudum zaten sözleşmeyi. Kabul etmemiştim. Ondan sonra da zaten WhatsApp bildirim attı. Uyardılar zaten işte kaldırdık, saklıdır konuşmalarınız gizlidir zaten diye. Gizlilik politikasını yenilediler. Bilmiyorum öyle bir herkes heyecanlandı işte alıyorlar falan diye de zaten istese bunu duyurmasa da alabilir yani WhatsApp onun elinde.
Yani doğru, mantıklı. Evet. Peki bu Cemcel TikTok masasına gelsin diyorlar. Ya o benim yapabileceğim bir şey değil ya. Benle bir Bu alakası arada yok. TikTok masası derken, TikTok masası YouTube'da ürettiğimiz bir proje. Konsept. aa çok Program. güzelmiş. Ne Evet. zamandır? 6. bölüm oldu. 6. bölümü de canlı yayın yaptık. Dün gece hatta. Dün oldu. Aa çok güzel bir proje. Çok güzel düşünmüşsün. İzlenimler ne durumda? İzlenmeler? İzlenmeler gayet iyi yani YouTube'da. Peki şey mi yapıyorsun? Uzaktan canlı yayın mı yapıyorsun yoksa stüdyoda konuk geliyor mu? Yok, ofisimiz var, ofiste konukları çağırıyoruz işte TikToker vesaire YouTuber. Öyle konuşuyoruz konuları. Aynı canlı yayın gibi böyle birebir. YouTube'dan canlı yayın yapıyorsunuz. Yok, normalde Süper. yayınlıyoruz video şeklinde. Dün ilk canlı yayın açmak istedik. Canlı yayın YouTube'dan açtık ama. öyle. Evet, YouTube'dan. YouTube'dan. Onu zaten tekrar izleyebiliyorlar onu da. Süper bir Evet. proje yapmışsın. Vallahi tebrik ediyorum. Peki şey, çoğu da yurt dışında oluyor. Yurt dışın, aman, şehir dışında oluyorlar. Tabii yurt dışında olan da var. Onlarla nasıl yapmayı planlıyorsun? Geçen zaten Gaga Bulut'u biliyor musunuz? Evet, onu duydum. Evet. Evet, İzmir'deydi, İstanbul'a geldi. Çektik, tekrar gitti. Peki sana şunu sorayım. Konukla uğraşmak nasıl bir duygu? Ya Ya konuk şöyle, çağırmak, gelmesi, gitmesi. şöyle ben tek başıma yapmıyorum ama sunuculuğu ben yapıyorum normalde TikTok masasında. İkizlerin konsepti, onlar da TikToker aynı zamanda YouTuber. Onların kanalında çekiyoruz. Genelde Oğuz uğraşıyor, ikizlerden Oğuz Bay. Yani ben de arada yardımcı oluyorum öyle. Zor biraz, Öyle evet, yuvarlanıp çağırması. gidiyoruz diyorsun. Süper. Valla hani söylemek istediğim bir şeyler var mı sende? Benim daha çok sorum geliyor buradan sorular. Arada bir hani çok saçma Sorabilirsin. sorular da sormak istemiyorum açıkçası. Hı. Mesela magazin TikTok her şeyi nasıl yetişiyor? Her an ne olduğunu nasıl biliyor diyor. İşte ekip çalışma. Herhalde vardiyalı çalışıyor olabilir misiniz? Hani ben biraz daha ama o da olmaz ki. Senin Yok, gördüğünü o şöyle görmeyebilir. genelde benim ekibimde olan insanların evde oldukları için yani o yüzden problem olmuyor. Bununla uğraşıyoruz genelde gün boyu. Öyle Evden paslaşıyoruz çalışıyorlar, şeyleri. evden Evet. yapıyorlar, değil mi? Evet. Aynen. Şimdi ben mesela bir şarkı çıkardım. Hı. Diyeceğim ki sana bunu yayalım en iyi şekilde. Duyuralım, Yani evet. şarkının iyi veya kötü olması önemli mi? Yoksa bu şarkının şu bölümünü komik şekilde yayınlarsak çok dağılır diye bir taktiği var mı mesela? Yoksa hiç ummuyorsun yani şarkıyı sadece yayınlıyorsun. Hiç ummadığın bir tepki mi alıyorsun? Nasıl bir planlama yapıyorsun bu konuda? Son zamanlarda ilk böyle yaptığımız zaman işte şarkı çıkaran TikToker'lar çoktu. Herkes bıkmıştı işte, bu da mı şarkı çıkarıyor, bir ben kaldım falan tepkisi geliyor çok yoğunlukla. Artık alıştılar onlar da. Ben de paylaşıyorum zaten. Ya Peki şarkı gelecek tabii ki de... vadedenler oluyor mu sence? Yani gelip geçici bir şey mi bu? TikTok'tan Şarkı mı? şarkıcı veya popçu veya ilerideki yani önümüzdeki 20-25 yıl hep şarkılarıyla dinlenecek bir kişi çıkartır mı TikTok? Hiç belli olmaz. Şu anda zaten çoğu TikToker çıkarttı. Gayet güzel gidiyor. Başarılar yani hepsi. Olabilir yani. Ummadığımız yerden çıkabilir. Aynen süper. Bu arada sen üniversite kaçıncı sınıftaydın? Ben lise sondayım. Üniversite değil. Ha sanki üniversite şey dedin ya elektrik elektronik deyince ben üniversite Ha, anladım yok. onu. Evet. Ha, artık liseden başlıyor ne kadar güzel. Yaş kaç diye sormayacağım artık. Yaşın büyük duruyor söyleyeyim sana. Evet. Yaşın Yaşım büyük. 20 duruyor. 18. 18 yaşım. Ha, 20 duruyor diyeyim sana. 18'e çok şaşırtmadı. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbetti. Ben Bak de seni teşekkür sevenler ederim. de var. Sana övgüler var. Süpersin diyenler Teşekkür var. ederim. Seni sevenlere ve TikTok magazin takipçilerine neler söylemek istersin son olarak? Yani bu sayfada ilktim. Çok büyük yerlere geldik şu anda. Onlar olmasaydı belki bu kadar büyümezdi. Yani çok teşekkür ederim zaten. Ben de seviyorum arada böyle sohbet ediyoruz. İyi ki varlar. Süper. Peki ilk defa mı konuk oldun? İlk defa bir canlı Instagram. yayına konuk oluyorum, evet.
Ya unutmazsın bizi Konyeri Cüneyt Diktaş'ı. Bir gün ben de senin programa konuk olurum ama ben böyle kalırım herhalde. Hani sorarsınız şey yapar TikTok. Hani TikTok'la ilgili şeyler sorarsınız. Ben yabancı gibi otururum. Başka Evet. şeylerden bahsederim. Bu kim ya falan derler biliyorsun. Rahat diyorlar buradan dolayı. Evet, Bu çok kim çok. ya böyle diyor. Evet. Sen karşılaşıyor musun öyle? Bu kim ya diye. Ben çok karşılaşıyorum. Tanımıyorlar bazen. Bu kim, bu kim falan filan. Çok yorum Ha. geliyor, tepki geliyor. Ne diyorsun o sırada? Ben diyorum ki tanırsınız. Zaman verin birazcık. Beni tanırsınız inşallah diyorum. Ben pek bir şey demiyorum ya o konuyla ilgili. Şimdilik seviyeli bir beraberliğimiz var diyorsun. Ama Evet. bir daha taşırırlarsa herhalde her şey olabilir. Şey var ya çok güzel hareketler bunlardı. Açın kapıyı falan diyor yani. Evet. Biz de şey ben de şey diyorum. Bu kim ya? Bu kim ya? Böyle deyip duruyorlar. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek Biz üzere. Müzik On Air ailesi olarak TikTok magazini yakından takip ediyoruz. Teşekkürler. Gerçekten yakından takip ediyoruz. Tanımıyoruz biz bazı kişileri ama komik o videolar, haberler Evet. gerçekten de tam nokta atışı. Editörleriniz de güzel yazıyor o konuda. Tebrik ediyorum Teşekkürler. tekrar. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Siz de görüşürüz. Haberleşiriz. Görüşmek üzere. Tabii numaranız var zaten. Görüşürüz. Görüşmek Kendine üzere. çok iyi bak. İyi akşamlar. Bay bay. Görüşürüz. İyi akşamlar. Evet, TikTok magazin kurucusu Deniz Yıldız'la güzel bir sohbetti. Çok efendi çocuk. Yani şimdi şöyle, TikTok dediğimizde çok uçuk kişiler var. Hani uçuk bir kişi beklerken çok samimi, efendi bir arkadaşla karşılaştık. Ne güzel. Demek ki var yani. Sosyal medyada öyle insanlar da var. Ve çok da başarılı işler yapacağını eminim. Daha yaşı 18'miş. Ben 20 falan zannediyorum. Üniversite 1-2 falan zannediyorum. Bu yaşta bu başarı ileride sosyal medyada çok iyi işler yaparlar. Biz öyle bir zamanda yetiştik ki bizim üniversite zamanlarımızda sosyal medya var yok. Bir Facebook göz kırpıyordu. Bir MSN vardı. Böyle bir derken filan fıstık böyle neye uğradığımızı şaşırdık. Biz arada kaldık. Son anda yakaladık. Evet çok çok konuşamadım. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Müzik On Air'den ben Cüneyt Diktaş. Beni de takip eder misiniz? Yazar mısınız ismimi buraya? Beni de takip edin. Ben de çok iyi paylaşımlar yapıyorum. Dermiş. Cüneyt Diktaş. Cüneyt Diktaş'ı ve Müzik On Air'de takip edin. Birbirinden önemli, birbirinden özel konuklarla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Nehir Kaya demiş ki, bir şey demiş. Ne demiş öyle? Görüşürüz. Nehir. Nehir sana biri salak mı dedi? Ayıp etmiş ya. Demeseymiş iyiymiş. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yeni konuklarla görüşürüz.